Arkadaşlar herkese merhaba. Yarınki Adana yarışlarının tahminlerini yapacağız. Umarım güzel bir gün geçiririz. Güzel bir program var. Bakalım ne derece başarılı olacağız. Günün birinci ayağına geldiğimizde yani 8 numaralı Lindos güzel bir yarış buldu. Hızlı atlar var burada. Özellikle Angel in the Snow yani düzgün çıkarsa hızlı bir at. Anadolu Alevi hızlı bir at. Kingslayer ilk yarışında önlere gelmişti. Hızlı bir yarış olursa sonlarda 8 numaralı Lindos güçlü gelecektir ve bu yarışı kazanacaktır kanaatindeyim. Günün ikinci koşusu için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Zor bir yarış. Hepsi diyeceğim ama sıralama verirsek ilk önce tercihim 8 numara Orhon ve 3 numara Canberk Eyküller'i. Özellikle 8 numara Orhon'un son yarışına bir anlam veremedim. Çok kötü koştu. Yani Orçun yavrusu uzunu yapar diye düşünüyorum. Yarın farklı koşacaktır. Ama yine de uzana ilk kez çıkan atlar var. O yüzden buraya hepsi yapacağım. 6 Koca Memik, 5 Şimşek İzi, 4 İlkimtay, 1 Cihane Bedel, 2 Kaşemun Kara ve 7 Al Zeybek tutmasam da bir at dışarıda bırakmak istemedim. Hepsi diyorum. Günün 3. koşusunda da aynı şeyleri söyleyeceğim. Zor bir yarış. 2 numaralı Aybike ve 5 numaralı Scarlet eğer yarış düşündüğümüz gibi giderse gidişat avantajını yakalayan atlar. Yamak yarışı her türlü sonucu açık. Burayı da hepsi diyorum. 2, 5, 1, 4, 3, 6 benim sıralamam. 2, 5, 1, 4, 3, 6. Günün dördüncü koşusunda son yarışın çok beğendim. 9 numara Zamburi. Yani gerçekten müthiş fizikli güzel bir kısrak. Müslüm de yakalanmış bu kısrağı. Yarın bence bu yarışı kazanır. Benim bankomdur. Altının ilk ayağı olmasına rağmen riske girmeye değer diyorum. Mesafe deneyimi var. 2.06'larda koştu ilk yarışın. Yarın ben 2.05'lere düşürmesini bekliyorum. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur. 9 numara Zamburi. Günün 5. koşusu ise zor bir koşu. 6 numaralı Kaçar Kızı, 7 Selmin Hanım, 3 Yaban Arısı, 4 Air Girl, 2 Gökçe Kız, 5 Bersun Ateşi, 9 Nazlı Meltem ve 11 numaralı Kara Çulağı şeklinde bir sıralama veriyorum. İmkanı olanlar hepsi yapabilirler. Günün 6. koşuda 1 numara altın sima küçük kuponlar için bankom. Yani yarın da gelmezse bu atın peşini bırakırım. Ama yarın çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Küçük oynayan arkadaşlar tek atabilir. Çünkü sonlarda çok güçlü gelecektir. Bu kez gidişat avantajını da yakaladı. Hızlı atlar var. Nisanur Atlas, Spideda, Koçiğiten gibi, Can Kısas gibi. Bu kez etkili bir sprintle bu rakiplerini avlayacağını düşünüyorum altın simanın. Ama geniş kurgular için 2 numara Can Kısas, 7 Spideda ve 5 Koç İhtiyar'ı geçen yarışta yazmıştım. Üçüncü kalmıştı. Bu kez bir şans daha vermek istiyorum ama dediğim gibi altın sima bende bayağı bir önde. Geniş oynayanlar yanına 2, 7, 5 ekleyebilirler. 7. koşuya geldiğimizde yani 4 numara Caymaz'ın oğlu son iki yarışı benim beğenimi kazandı. Yarın kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Muhtemelen yarın Yücel çok büyük favori çıkar diye tahmin ediyorum. Yücel de ikinci atımdır. 4-6. Ama Caymaz'ın olumsuz oynamayın. Bence yarın çok iyi koşacaktır. 8. koşuya geldiğimizde 8 numara Touch of Color ve 9 numara White Butterfly kurterlerin iki atı. İkisi de iyi koşar. 8 biraz daha önde gibi geldi bana Touch of Color ama 9 White Butterfly da ciddi rakibi. Bir de bu 4 numara Golden Fairy Torok Derin Niya orijini var. Çok iyi koşmasını bekliyorum. O da 3. atım. 8-9-4. Affedersiniz arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde son yarışlarında da bu ekürleri çok tutuyordum. Canım abime tangosu beklediğim yarışları yapamadılar. Yarın bu ekürler ilk şanslı at. 8 ya da 10 hangisini yazmak isterseniz. İlk şanslı atım bunun ekürler. Daha sonra 2 Kings Impact. 3 Simina Storm çok koşuyor ama yarın grup daha uygun. 4 Aslan Adam. 6 Aziz Bey. 7 Oğlum Yusuf şeklinde bir sıra tavsiye ediyorum. 10 2, 3, 4, 6 ve 7 arkadaşlar. Hepinize Adana yarışlarında bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 50 93. 0535 625 50 93. Sevgiler, saygılar.